memleketteki dürüst insanların sayısına arkadaşlar şapkamı çıkartıyorum. Biz biliyorduk hepimiz filan demediniz mesela çoğunuz. Aferin. Evet, Dartpool aynı öyle. Aynı öyle, onu diyorum işte ben de. Hızla süratin farkı nedir söyleyebilir misiniz deyince mesela geldi bir yarışmada sordular. Hızla süratin farkı nedir? Kolay bir şey değil yani. Anlatabildim mi? Onu demek istiyorum. Yani lisede öğretiyorlar. Yani lisede öğretiyorlar. Kaç kişi öğreniyor? Mesela arkadaşlar başka basit bir şeydir. A x kare artı bx artı c eşittir 0 vardır ya. Eksi b artı eksi kare kök içerisinde b kare eksi 4 ac bölü 2 a'nın formülü. Onu ispatlayabilecek kaç kişi var? Bak o da çok kolaydır. Ama bunu da çok az insan ispatlayabilir yani. Çok az insan derken demin kadar az değil tabi. Matematik okuyanlar, mühendislik okuyup bu işleri seven insanlar yapabilir mesela. Ama o da yani hiç zor bir şey değildir. Ama ispatlayamaz insanlar onu genellikle. E tabi. Tabii ki lisesine göre değişiyor. Tabii ki. Yani doğal olarak. Ege Can'cığım. Dik üçgen mi? Hayır, öyle bir şey yapmaya gerek yok. Normal matematik üzerinden yapılıyor rahat rahat. Önce A'ya bölüyorsun, sonra tam kareye tamamlıyorsun. Rahat rahat çıkıyor, bir şey yok. Yedim seni. Yedim seni. Yedim seni. You have been eaten. Zım. Bex. A'ya bölüyorsun işte. Tek kart. Destesindeki tek kart. Zephyrus bile olmuyor. Pis koydu ha. Nice. Destesindeki tek kartı buldu. Zephyrus bile olmuyordu. Vay anasını satayım. Bir tek Griffon oluyordu. Griffon. Vay anasını be kardeşim. Bir dakika, adımın içinde başka bir his var o zaman. Değil mi? Bu elin solundan geldi. Okey. Pek iyi değil ama yapalım hadi. Yani o zaman adım listesinde oğul oynayan gerizekalılar gördüm ben. Oğul oynuyor olabilir. Ya da Face Talker'dır herhalde. Wow. Diving Griffon geldi lan. Şimdi zik soru çekti. Silah. Okay. Şu altruizi çalıştırabilsek güzel olabilir. Ah. O gelecek turun taptaki olsa efsaneydi de. Uf. Limana boşa gitti. O kötü. Biraz vurduk bakalım kazanabiliriz. Arkadaşlar tam kare tamamlıyorsunuz. Ondan sonra zaten çıkıyor. Yani bir girişi şey yapabilirsiniz. Gerisi geliyor da. Okey, onu öldürüyoruz. Outwist'le. Yapalım herhalde. Damage biraz boşu. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Bunu verip bunu vermeyelim değil mi? Bir damage kar etmeyelim abi. Al. Şimdi arkadaşlar Zixor'a bir tur daha var. Ve eğer şimdi bir şey çıkartamazsa 4'e 2'yi kafa atmak zorunda. Burada şey bitiriyor, Zephyrus Taptek. Shadow Flame. İyi oynadı çünkü. Shadow Flame bütün masam gitti. Zephyrus tap tek etti. Wow. %100 kayıp mı? Güzel. 4'ü 4'e. Bayağı değişik ha. Okey. Yani arkadaşlar şu an şunu yapmamızın bir avantajı oldu. Eğer şimdi oynarsa kartını Twin Slash'a gelsem kazanıyorum. Evet.
Twin Slice'da Lethal. 4 kartta bir Twin Slice bulsam Lethal. Veya Glaybound Death direkt Lethal. Hop. Okey. Twin Slice gelmedi. 1 mi kaldı adam? Yendim. Evet, I'm professional. Ne diyordun yavrum? Söyle bakayım ne diyordun? Söyle bakayım. He? Hocam çaktınız mı diyordun? Galiba onu diyordun değil mi? Dini sürçtü herhalde. Bir yanmadığın için. Ya arkadaşlar, şimdi bizim kanalda biraz sert olduğunu ben farkındayım. Twitch'te normalde kanallara göre hatta bayağı daha sert olduğunu farkındayım. Biraz ben o kendi... Bu da Hagrid'in Dragon'ın adı değil mi? Norbert. Ya ben onu biraz yumuşatmaya çalışıyorum ama yani şöyle bir problem var. Bir kere arkadaşlar internette anonimliğin arkasına sığınıp terbiyesizlik ve kabalık yapmayı seven insanlar var. Bir de işin kötüsü, bunu adam yani erkeklikle bağdaştırıyor. Yani diyor ki oğlum diyor, adama nasıl hakaret ettim? Oğlum o erkeklik değil. Yani kabalık ve saygısızlık erkeklik değildir yani. Yani hiç tanımadığın bir adam sana Hearthstone öğretmeye çalışıyor. Sen gelip Hearthstone öğrenebilirsin. Veya öğrenmeyebilirsin. Ama adama durup dururken kabalık yapmanın bir lüzumu yok yani. Veya herhangi bir yayıncıdan bahsediyorum arkadaşlar. Ya o insanın size zararı ne oldu onu anlamıyorum ya. Çok tuhaf bir hareket. Şimdi bir de arkadaşlar biraz diğer kanallarda ben görüyorum. Genel olarak diğer kanallarda ciddi miktarda toksikliğe izin veriliyor ne yazık ki. Tabi de oradan da bir algı oluşmuş. Yani diyor ki ben bunu yaparım ve yayıncı ekeki der. Hani ben abone olabiliyorum ya. Hani sonuçta kanaldaki herkes potansiyel abone ya. Ben çekmem o saçmalığı. Anladın mı? Ben de terbiyesizini çekmem potansiyel abone. Olmasın o adam abone. Eksik kalsın onun aboneliği. Yani bizde biraz daha böyle. Ama arkadaşlar efendi gibi özür dileyen tabi yani yaptığı terbiyesizlik seviyesine de bakar. Yani ben iyi işine de bakar. Mesela gerçekten biraz bok yoluna giden insan da oluyor, itiraf etmek lazım yani. Yani böyle bir sinirli bir anımda çok absürt bir şey söylemiyor ama ben yiyebiliyor. Ama yani yine de sana niye hocam diyorlar diye sordum, ben yedim. O tabii bir fantazi ürünü de, o öyle bir şey yok yani. Bu arada arkadaşlar o da biraz yorucu bir soru be aslında. Yani dünyanın sonu değil okey ama hiç gereksiz bir şey. Yani şimdi kanalda ben altında böyle şeyler merak ederse diye kocaman koymuşum bio'yu. Bilmem kaç satır yani. Ulan bir oku. Ama işte ilkokuldan sonra unlearn ediliyor ya okuma yazma. O problem var tabi. Ne yapacağız? Öldük yani. Aslında özeti bu da bu işin. Grenneril olabilir. Yani arkadaşlar biri gelip bana dese ki ya hocam işte gençlik, bir hata yaptık, biraz kanım kaynıyordu, kusura bakma açabilir misin deyince aa olmaz şerefsiz defol git falan demiyorum ben de. Açarım yani. Ne olacak ki? İnsanlık arkadaşlar, insan hata yapabilir. Tamam. Bir de biliyorum gençsiniz, kanınız kaynıyor. Biraz böyle gazsınız. Bir de arkadaşlar diğer kanallardan kabalık yapmaya da alışıksınız. O da var. Yani onun için de biraz ben size tolerans gösteriyorum. Yani çoğu yayıncı kaldırıyor. Ben kaldırmam. Herkesin bir yoğurt işi var. Ben yani potansiyel abonedir, terbiyesizlik yapacak. Şimdi ben daha güzel terbiyesizlik yaparım mesela. Yapmasın abi. Niye efendi durmuyor ki yani? Ben burada hayvan gibi saat gömüyorum. Ve yani arkadaşlar bizim kanaldan oyunu öğrenmiş, kendisini geliştirmiş insan sayısı çoktur yani. Çok çok fazladır yani. Yani bakın mesela Dino bizim bro. Yani artık kanalın efsanesi tabi. Kendi söylesin. Yani çok iyi Hearthstone oynayan bir insan değildi. Şimdi tokat şov. Adam leaderboard'a falan girdi. Niye? Çünkü bunu yayın doğru düzgün izledi. Öğrendi, kavradı, bilmem ne, bilmem ne. Şimdi ben geciktim, lethal arıyorum. Hero Power mu yapsam daha iyi? Hero Power'da bir 2 damage vuruyor. Güzel haber arkadaşlar, şey ölmüyorum. Şimdi 23. Vurdum 20'sin dedim. Bunu indim. Önümde kaç atak olacak?
2, 7, 9, 10, 13. Ölebilir, ölebilir. Böyle yapalım bence. Twin Slice'a bakıyoruz biraz tabii de. Yapma be abi, o çok kötü oldu. Of. Bir Twin Slice olaydı, iyiydi. Bir de arkadaşlar şöyle pislik var. Şimdi adamın önünde yaratık yoksa yapamayacağım. Oğlum. Bu arada en kötüsü geldi şansıma bundan, ama yani tabi bu da destesindeki en iyi kart olduğuna göre dengelendi herhalde durum. Öldüremeyiz bunu biz. Bir dakika, Little falan mı var? Yok değil mi? Bir kalıyorum. Bir kalıyorum. Yani 2'ye 4 olan gelse veya 4'e 2 olan gelse zaten ölmüştüm. Full trade edeceksin abi. Başka hiçbir yolu yok. Wow. Hmm, full trade tehlikeli ama. Full trade de gelecek tur lethal'ını bozuyor. Hmm. Evet, görmek lazım. En iyisi herhalde bir tanesini kafaya gelmek. İki bırakıp gelecek tur hero power'ı öldüreyim demek. Bak bu mesela tehlikeli. Sonra böyle oyun kaybediyorlar. Şimdi arkadaşlar lethal yok. Kesin lethal yok yani. Elinde bir şey varsa bilemem de. Hmm. Gel bakalım şöyle baba. Baboli. Şöyle alalım. Altı, on. Uf, kötü oluyor ya. Baya kötü oldu ha. Oh. Neyse, ne gelip öldürürüz gibi duruyor. Bende lethal var. Zephyrus lazım, Bran lazım. Kazanamaz başka türlü. Yeniyorum. Zephyrus artık kazanmıyor galiba. Ama Scar tabii herhalde yine. İki mana ne yapabilir Zephyrus? Arcane Explosion? Yok. Kazandım bence. Uuu. Bayağı iyi oyunlar kazanıyoruz ha. Bu kadar geyik yaparken iyi. Yani hala yine düzgün değil mi? İyi bari.